seviyorum. Kadın gibi kadını, adam gibi adamı. Olmadığı gibi değil, olduğu gibi duranı seviyorum. Çiçeği dalında, suyu kaynağında. Akvaryumdaki balığı değil, denizdeki Yunus'u seviyorum. Aklımı başımda, hırsımı aklımın arkasında. Zahmetsizce geleni değil, emeğimin getirdiği başarıyı seviyorum. Güzel bakan gözleri, sevgi dolu sezleri, acımadan vuran yumruğu değil, şefkatle okşayan elleri seviyorum. Evet efendim, ben bunları seviyorum. Bir de sahici sohbetleri çok seviyorum. Kameraların unutulduğu, hayat yolculuğunun yapıldığı sohbetleri gerçekten çok seviyorum. Müteşekkiriz, bizleri evinizde ağırlıyorsunuz. Bugün sahici sohbetlerin konuğu çok iyi bildiğiniz bir isim. Ama biz onu ne kadar tanıyoruz? İşte sevgili Serhat İncirli, usta gazeteci. Sevgili Serhat İncirli'yi ağırlıyoruz ve onun hayat yolculuğuna başlıyoruz. Hazır mıyız? Hazırız. Hoş geldin, sefalar getirdin. Alışkın değilim böyle programlara yani. Biliyorum, bir ilk. Evet. Çünkü yok, daha önce de yaptım galiba. Ama. Yaptın mı daha önce? Evet. Bu arada teşekkür ederim, elbisemi beğendiğin için kıyafet değiştirmedim. Evet. Bırak öyle kalsın dedin. Evet. Çok sağ olasın. Şimdi sahici sohbetlerde gerçekten kameraları unutmayı seviyorum. Herkes adını bilmeyen yok Kıbrıs'ta. Ama ne kadar tanınıyor. Ben ilk hatırladığın anıyı rica edeceğim senden. İlk hatırladığım anı? İlk çocukluğundan. O kare. Yani Yeşilırmak. Kaç yaşındasın? Herhalde öyle ikili üçlü yaşlara. Onu hatırlıyorsun. Gidebiliyorum yani. Ha. Gidebiliyorum, evet. Yani ilk anılarım Lefke'deki ev, Lefke'deki yangın. Mesela hatırlıyorum onları yani. Çok ilginç. Bütün konuklarda bu travma hatıraları. Savaş var. Ben 3-4 programa sığdıramam size yaşadığım savaşı. 7 yaşındaydım savaşı yaşadığımda. Dün gibi hatırlarım. Bir dakika, onları konuşalım. Her şeyi dün gibi hatırlarım ama onun öncesi var. Mesela yok, 3 yaştaki yangını merak ettim. 3-4 yaş veya 5 yaştı. Neredesin? Lefke'de o zaman. Annem babam orada öğretmen. Evet. Ben zaten Gaziveren'de doğdum. Eski adı Gaziveren. 67'de. Sonra 20 günlük Lefke'ye gittik. Lefke'desiniz. Evet. Annem babam öğretmendi. İşte ben daha çok babamın köyü Yeşilırmak'a bırakılıyorum Halil'e, neneme, halama. Nene bakıyor. Çünkü annem öğretmen, babam öğretmen. Hı-hı. Bir tek ablam var benden 16 yaş. Özür dilerim, o 18 ay büyük. 18 ay. Onu mesela erken ilkokula başlattılar. Ki ondan kurtulsunlar bir şekilde. Ya kim bakacaktı? İkiz bakıyor tabii. Kim bakacaktı? Ya. Dolayısıyla benden aslında bir sınıf büyük olması gerekirken iki sınıf büyük bir ablam var. Lefke'de onlar öğretmenken biz de okulun bahçesinde falan veya mahallede, zaten evle okul o zaman annemin öğretmen olduğu okul. Lefke'de iki ilkokul vardı. İstiklal Büyükler ve İstiklal Küçükler İlkokulu. Annem Küçükler İlkokulu'nda öğretmendi. Aytaç Çağın hocamız vardı. Keman, müzik hocası. Aytaç Çağın komşumuzdu. Benim hocam değildi yani, komşumuzdu. Onun, hiç unutmuyorum, müzik kağıtlarını, notaları hatırlıyorum. Yani okuyamıyordum ama notaların yazılı çok olduğu enteresan kağıtlar aklımda kaldı. Onları okul müdürünün kızıyla, benden bir yaş büyük kızıyla beraber aldık. Bir okaliptüs ağacının altına koyduk. Dev gibi okaliptüsler vardı. Ve kibritle ateşe verdim onları. İnanmıyorum. Kağıtları yaktım. sonra ağaçlar alev aldı. Sonra Allah'ım, çok enteresan. Beni hep şey korkutuyorlardı. O korkutmalar da aklımdadır. Bir daha yaparsan Gavaz Efendi gelip seni alacak. Gavaz Efendi kim? Gavaz Efendi de meşhur polis komutanıydı, kumandan
lefkenin kumandanı. Yok öyle değil ama. Şimdi Kavaz Efendi de aynı zamanda bir şekilde dünür gibiydik. Çünkü babamın yeğeniyle Kavaz Efendi'nin kızı evliydi, tamam, nişanlıydı. Tamam. İşte Kavaz Efendi gelip seni alacak. Bu defa korkuluğumu çıkardılar. Geceleri korkmaya başladım. Uyanıyorum Kavaz Efendi gelecek diye. Kurşun döktüler. Hani eskiden vardı öyle şeyler. Vardı, var. Ben kaç kere döktüm. Hala ya. Var. Annem şakacı, böyle sürekli şaka yapan bir kadındı. Hareketli bir kadın. Hala öyle, 80 yaşında. Maşallah. Maşallah evet. Evet ben de biliyorum maşallah. Ve işte üzerime kurşunlar döküldü. Bir dakika şeyde kaldık ama. Yangın? Notayı bir dakika ben. Söndü ama onlar. Yani ama ya hayır ya. İtfaiye geldi. Bir dakika ya. Yani kendi çıkardığın yangın ilk hatıran. Yani aklımda o var. Bir de av tüfeği var aklımda. Tabii ki yine lefke. Allah'ım değerli izleyenler. Ne kadar korkunç bir şey. Şu anda yani çocukluğumun geçtiği, o anıların geçtiği. Mesela babamın ilk arabayı aldığı günleri hatırlıyorum. Veya en küçük dayımı, 3 tane dayım vardı, bir tanesi vefat etti Allah rahmet eylesin. O en küçük dayım, anneleri çok erken vefat etti. Dayım çoğu zaman bizimle kalıyordu. Benden 18 yaş büyük dayım ama bizimle kalıyordu. O dayımın gençlik yılları Lefke'de, hep anılarım onlar. Ama şöyle de bir ilginç, Aplıç Kapısı var Lefke'de şimdi. Lefke'den Rum tarafına geçen evet. yer. Orası İsviçre, Avusturya. Aplıç'tan geçiyorsunuz. Şimdi Covid var, geçemiyorsunuz. İşte Kalabaniyodis, Mudulla, Bedulla diye 3 tane köy var. İsviçre. Böyle sular akıyor, ağaçlar falan. Biz oradan çıkıp Trodos'a pikniğe giderdik. Yaş kaç? İşte 5-6-4. Hep o yılları çok hatırlıyorum. Enteresan. Peki tüfek, sonra tüfek şimdi, nerede? Şimdi orada küçücük bir evim var, kiralık. Ha. Aynı bölgede ve ben Covid olana kadar aynı o çocukluğu her gün yaşıyorum oralarda. O şeyler, anılar geliyor tabii mu? Tabii geliyor. Yani her yürüdüğüm yerde aklıma geliyor. Hele Lefke'ye her gittiğimde, aa bak ben bu adamı peki, tanıyorum, bu adamı gerçekten tanıyorum. Merak ederek soruyorum. O notalarını yaktığın keman hocası sonradan anlatılmıştır bu, hatırlamasan da. Ya Aytaç hocaya şimdi öyle arada bir nasılsınız hocam derim. Hayır, mesela, o bilmiyordu onun. O çöpe atmıştı. Ha çöpteki, kapının, tamam. Kapının tamam. önünden topladık biz kağıtları. Tamam, ben de nota yani yok, şeyden aldım. Kağıtlarımızı aldık yaptım. Götürdük ama aklımdadır yani. Ha, o notalar atılan. Gözümün önündedir. Sonra av tüfeği de annemin babasıyla Terah köyünde, Baf'ta. Çok küçük yaşta hatırlıyorum, beni yatağa yatırdılar. Yani yatak dediğim bizim karyola dediğimiz. Ay, ne güzel, bahçede dedemin zaman. Uyuduğu yatak. Bahçede uyuyordu adam. Onun böyle şilte ters devrilmişti. Onun üzerine tüfeği koydular. Ve çok küçük yaşta ben tetiği çektim. O gürültüyü, o geri tepmeyi benim aklımda kaldı yani. Ama yani hiç çıkmadı o. Sonra da savaş anıları var. Şimdi ben hep onu söylüyorum. Çocuklukta hep savaş anılarımız var. Şimdi çok sık tekrar ediyorum değerli izleyenler. Doğan Cüceloğlu diyor ki çocukluğu insanın ana vatanıdır. Şimdi ilk 7 yaşını konuşuyoruz senin. Ana vatanda yangın, tüfek, korkutulma. Biraz o korkutulmayı konuşmak isterim. Ama çok mutlu bir çocukluğum vardı benim. Ona geleceğiz ama bunları atlamak istemem ben. O korkutulma ve gece korkuları, biraz onu konuşalım mı? Yani öyle sadece aklıma geldiği için söylüyorum. Ondan sonra uzun da, sürmedi değil yok, mi? Hiç korkmadım ondan sonra. Yani şu anda öyle... İçimde korktuğum sadece herhalde solucandan korkarım. Korkma değil de tiksinme. Ben de onları hiç sevmem. Yani yılandan korkmam ben ama ondan da, solucandan korkarım. Yani yılandan da korkmam dediğim yani gidip almam yılanı sevmek için köpek gibi ama yani yılan gördüğümde çekilirim. Ama solucan gördüğümde anlatamayacağım bir yok, değişik ben, bir şey. Ben anlarım o, onu. Ayrı bir olay ama yani benim çocukluğumda biraz evin içini anlatır mısın? Karşılıksız bir sevgi ortamı vardı. Yani dedelerim, ben bir nenemi hiç görmedim. O çok erken öldü. Annemin annesi. Anneanneyi görmedim. Evet, anneannem Tera bölgesi. Baf, Hırsofu, Baf o bölgede. Yani Poli'ye doğru. Tera'da ünlü bir ebeydi anneannem.
Anneannem çok erken öldü. Onun kocası dedem de yüzü geçti. Bir daha evlendi mi dedi? Evlendi evet. Yani evlendi epey ilerledikten sonra yaşı. Evlendi. Çok iyi bir kadındı. Ya bir nine figürü daha oldu orada. Oldu tabii ki. Sevdik, çok sevdik yani onu da ama dedem ayrı bir karakterdi. Dedem Çatisto'ydu. Çatisto halk ozanı. Elence, Rumca konuşuyordu. Yani dedem çok az Türkçe bilirdi. Yani bilirdi, derdini anlatırdı. İngilizce de bilirdi, derdini anlatırdı. Çünkü İkinci Dünya Savaşı'nda savaştı, Süveyş'te savaştı. Yani İngiliz askeri olarak bulundu. Madenlerde çalıştı. Son derece neşeli, son derece keyifli. Ve birçok özelliğini almaya çalıştım ama yapamadım. Yani mesela hayatta hiçbir sıkıntıyı içine atmayan bir adamdı ve özelliği oydu. Göyvert gitsin remoromu diye bir şeyi var aklımda mesela, ifadesi. Bir daha tekrarlar mı? Göyvert gitsin remoromu. Yani Türkçe gitsin. Moromu torunum, canım torunum anlamına geliyor. Moromu, göyvert gitsin remoromu derdi. Yani bıraktığın için gitsin. Sana be, dert etme be dermiş gibiydi. Öteki dedem 4 tane evladı bir yığında torunu oldu. Yani babamın babası. O çok önemli bir baba figürüdür benim için. Çünkü yanlarında çok fazla kaldım. Babaanneyle dedelerim. Evet. Bütün tatillerim, bütün hafta sonlarım. Yani 18 yaşına gelip Ankara'ya gidene kadar. O kadar. Hep yani o Yeşilırmak, Lefke, Gaziveren, bu üçgen hepsi aynı bölgede ve bir de Tera vardı yaşantımızda 1974 öncesinde. Tabii Tera 1974'te yaşantımızdan çıktı. İlk Tera'ya gidişim 1997. Ondan sonra hayatımda en çok ağladığım gün. Hiç anım yok yani benim Tera'yla. Ama annemin, dedemin, dayılarımın çok dinledin herhalde. Çok, değil o kadar mi? Çok dinledim ki Tera'ya girdiğimde yanımda da 3 tane Rum vardı. Biri bizi gezdiren kadın, yani enformasyondan görevli. Çünkü köyleri geziyordum, eski Türk köylerinde haber yapıyordum 97'de. 20 tane Türk köyünü, 5 tane de daha büyük kasabayı gezip şey yapmıştım. Rumlar çok acıdılar. Yani ağlamana? Ağlamama acıdılar mıdır yoksa, yani onlar da çok duygulandılar. Peki ağlamanı tetikleyen neydi orada? Mutlaka bir dedemin evini gördüm ve tanıdım. Hangi dede? Annemin babası. Annenin babasının. Annemin babasını gördüm, tanıdım, tanıyınca koptum. Yani o önemliydi. Çünkü dedem hep şeyi söylerdi. Bir gün sordum dedeme. Onu çok fazla görmüyordum diğer dedem gibi. Ya, bayramlar belki ayda bir, belki 15'te bir. Zaten sonra Londra'ya da gittim. Ama dedeme bir gün şeyi sordum. Çünkü dedem böyle çok hayat dolu. Yani ilginç bir adam. Yani Ozan dedin. Bambaşka bir şeydi o. Yani mesela adama ne bileyim ama şeyden aşk adamıydı yani. Karısını da kaybetmiş. İşte bekar bir adam artık. Biraz seviyordu yaşamayı. İşte o dönemde köy muhtarlarının da İngilizlerden aldığı bir yetkiyle ona muhtar falan ceza veriyor. Gidiyor Baf'ın bir sağlıkla alakalı sanırım müdürü İngiliz'in evinin bahçesini temizleyecek. Ama bu defa İngiliz müdürün karısıyla da aşk yaşıyor. Yani değişik bir adamdı. Ve ondan aldığım şeyler. Ama ben dedim ki dede sen Dünya Savaşı'nı, dedem 1902 veya 6 doğumluydu. 2 veya 6 emin değilim yani. Sordum birkaç kez. 2 ise dedi, daha da ver, yüzü geçti. Boş ver derdi. Dedim yani 1. Dünya Savaşı'nda çocuktun. 2. Dünya Savaşı'nı yaşadın. Yani 31 isyanları, şunlar bunlar, Cumhuriyet, KKTC hepsini tarih gördün. Ne var dede dedim hayatındaki. Ya keşke bunu yapsaydım diyeceğin bir şey var. Böyle bir baktı. Dedem günlük olarak alkol tüketen bir insandı. Kesinlikle alkolik değildi. Ama
her gün o çakısı, bende de aynı alışkanlık var. Cebinde mutlaka çakıcık vardı küçücük. Çünkü meyvesini soysun, o çakı orada duruyordu. Zeytinyağını kara yağı olarak tüketirdi. Ve sordum şey dedi. Böyle baktı dedi. Kozanköy'de kalıyordu 1974'ten sonra göçmendi. Ne güzel yer. Oturduğu öyle. Eve hiç evim diyemedi, demedi de. En büyük beklentim ya da en büyük isteğim dedi. Gideyim son bir defa köyümü göreyim. Ve orada öleyim ama önce oturayım dedi. Hırsofu'dan akşam üzeri bir rüzgar eserdi dedi. Oturduğum evde. Çünkü oturduğu ev yamacın üzerindeydi ve Hırsofu köyünü görürdü. Ve o rüzgar bazan sinek getirirdi. Ve hep omuzumda peşkir vardı. Sinekleri kovardım dedi içerken. Bir iki tane sinek kovalayayım. Sonra öleyim, neninin yanına gömsünler dedi. Tabii bu tarafa gömüldü, Lefkoşa'ya gömüldü. Bu Kıbrıslıların belki de, Kıbrıslıların belki bana göre en büyük travmasıdır. Yani şimdi doğdukları topraklarda gömülemeyen bütün Kıbrıslılar. Bütün Kıbrıs değil, hayatta böyle çok. Ya yani çok üzülürüm onlar için. Çünkü biz çok küçük bir toplumuz ve insanlar doğdukları köylere hasret gittiler. Bu aynı şekilde Kıbrıslı Rumlar için de aynıdır. Ve bu onların suçu da değildi. 200'er, 300'er fanatiğin ve onları kışkırtan büyüklerin suçlarıydı. Ne yazık ki başkalarının hırslarına, Kıbrıs üzerindeki o egemenlik arzularına biz gerçekten çok büyük acılar çektik. Çok büyük travmalar var ama ben evet. Öbür dedeye döneceğim. Orada yarım kaldık. Baba figürü dedin. Yani mesela baba figürü biraz onu mantara gitmek, onunla eşeğe binmek ya da aha. O yürürdü ben hep eşeğin üstündeydim. Yani tavuk kesmek, yumurtaları toplamak. Ama köyde yaşamak. Hep köyü Haydi ile dedesi gibi yani Haydi'nin erkeği. Yani o kadar olmasa da mesela elektrik yoktu. Yoktu tabii. Yani yoktu. Gaz lambaları büyük vardı. Büyük halamın evinde yine benden 4 yaş, 10 yaş, 11 yaş ve 13 yaş büyük iki ablam, iki ağabeyim vardı. Kuzenler. Tabii onlar birinci yeğenlerim işte. Onlar çok yani kardeş ötesi, kardeş ötesi bir yakınlık. Eniştem, iki tane eniştem, iki halam, eniştelerim baba gibi. Şimdi yok böyle şeyler. Yok, azaldı. Halalarım çok anne gibi. Dolayısıyla o günleri, yani o günlerin o yaşantısı, şu andaki çirkinlikler ve şu andaki kapitalist vahşet içerisinde benim hayattaki hala hatırladığım zaman gülümsediğim olaylar. Ya çok gülümsüyorum. Böyle geçmişi hatırladığım zaman ya benim gerçek kahraman bir amcam var mesela. Gel gülümsemeye devam edelim. Öyle yapıyoruz. Geçmişte kalalım. Gerçek kahraman dayılarım var benim. Yani öyle sahte salon kahramanlarından değiller. Herhangi biri üstüne almasın sakın ama yani hem 60'larda hem 70'lerde cephenin ötesinde silah tutmuş amcam var, dayılarım var ve onlarla çok gurur duyuyorum. Peki. Aynı zamanda hepsi öğretmenim bu arada. Yani hemen hemen öğretmen. Yani anne, gerçek anlamda da. Annen baban öğretmenin oldu mu? Annem babam 4 sene. 4 sene? 5 sene. Ana sınıfta annem, 1, 2, 3'te annem, 4'te babam. Peki nasıl, sınıftaki durum nasıl oluyordu? Sürekli dayak Ali. Yani 24 saat. Öyle o kadar da değil ama. Abartmanın farkı değil. Abartmıyorum. Bizim zamanımız farklıydı. Yani bizim zamanımızda hata yapana vurulurdu. Aç elini bam. Yani evet. Biraz da sana çocuğu olduğun için evet. Fazla geldi yani galiba. Yani annem o yıllarda olimpiyat oyunlarına katılabilecek seviyede papuç fırlatıcısıydı. Hiç ıska geçmedi. O vardır ya böyle tam evet. Hedefe gider. Babam da ciritçi olurdu. Arkamdan değnek atardı mesela. Evet.
Her zaman babamın bir tane sopası vardı şeyde evde. Çirpi derdik biz ona. Nar çirpisi. Nar çirpisi. Şey böyle ses de çıkarırdı. O dükkan o da mı geliyordu? O da bak yok böyle yaptığında babam. Sadece gösteriyordu, inmiyordu. Böyle yapsa yeterdi. Sesi geliyordu hala, yani. Hala gördüğümde bazen babamı şey yaparım. Yani derim Allah Allah ya. Çünkü yarım kadardır babam. Çok iri yarıyım. O zaman iri yarı değildim tabii ki. Ben sporcuydum. Yani bir daha spora geçmeden bir 7 yaş savaşı ben zamanda evet, yolculuğu atlatmak 6 yıl Lefke'de kaldıktan sonra annem babam bu kez tekrar geri Gaziveren'e tayin oldular köye. 73-74 ders yılında ben ilkokula başladım. İşte 7 yaşında tam. Gaziveren'e taşındık. Annem çok büyük bir trafik kazası geçirdi. Korkunç. Sonra işte iyileşti, yerleştik. Sakat kalacak kadar yok. Mı? Yok. Köye yerleştik, Gaziveren'e yerleştik. Yaz tatiline girdik. Yaz tatilinde bir arkadaşımla beraber ama çok büyük bir olaymış gibi geliyor şu anda bana. Ya marangoz ustasıymışım gibi. İşe başladım ama şey yongaları süpürüyorduk. Daha bir hafta çalışamadım ama elimde evin iş yerine mesafesi 200-300 metreydi ama ben işe yemek aman götürüyordum. Aman ne güzel bir şey. O kaldı mesela aklımda. Çok kıymetli bir yana. Sonra şey aklıma gelir. Bugün işte ustamız olan ağabeyimiz bu gördüğünüz torbaları dedi. Küçücük torbalar ilk kez gördüm öyle küçük torbayı. Büyük torbayı bilirdim ama. Küçük torba gördüm hayatımda ilk defa ve bunları dolduracaksınız dedi. Ustam olan abi şey... Mücahit de aynı zamanda. Halanın oğlu falan yok, yok, mı? Yok. Onlar Gaziverenliler, akrabam değiller, köylülerimiz. Ha, oradan bir abi. Yeşilırmak'ta değildik, Gaziveren'deydik. Hasan abi. Hasan Eraslan ismini hatırlıyorum sevgiyle. Ve tabii aileyi çok iyi biliyorum. Burhan Eraslan, Adnan Eraslan, Hüseyin Eraslan, hep Eraslanlar. Sonra o küçük poşet için ne dedi? Onları poşet değil, torba. Torba. Onlar kum torbası olacaktı. Biz onlara karşıdan inşaat kumunu doldurmaya başladık. Sonra marangoz atölyesi olarak kullanılan binanın yan tarafında merdiven vardı. Oradan çıkıp elimizde o torbaları birilerine veriyorduk. Onlar da üst üste koyup mevzi yapıyorlardı. Ya mevzi olduğunu ama ben seneler sonra nereden anlayacağım? Benim buraya acaba tekrar bir oda mı çekiyorlar? Böyle torbadan çocuk aklı falan nereden? Vardı. 15 Temmuz o olay herhalde. Tarihi hatırlamıyorum ama öyle tahmin ediyorum. Sonra yine savaşın içerisinde tavuk kokusu, haşlanmış tavuk kokusu asla tahammül edemem. Sebep, yan komşuların arka bahçesinde kazanlar içerisinde tavuklar haşlanıyor. Fırınlara patates konuyor. Neden? Köye bir haber gelmiş. Türkiye çıkarma yapacak. Türkiye çıkarma yaparsa en uygun yer Gaziveren sahilidir. Çünkü o bölgedeki tek Türk köyü Gaziveren'dir sahili. Gerçi sahil Rumların kontrolündeydi ama buraya kesin çıkarlar. Hatta harmanlığa paraşütçüler atlayacak. Köyün harmanlığını atlayacak diye çocuk aklımla onların konuşulduğunu hatırlıyorum. Ve o yemekler gelecek olan Türk askerlerine pişiriliyordu. O koku beni hala rahatsız eder. Gelmedi tabii çünkü Türk askeri... Çok yoğun oldu ve sürekli evet. Koktuğu için evet. Mi? Türk askeri şeyden geldi, Girne'den geldi, çıktı. Türk askeri çıktığı sabah saatlerinde köyde bir gerginlik olduğunu, babam evdeki av tüfeğini ve fişenkleri aldı, bize sarıldı ve gitti. Dayım gitti. Dayım bizde kalıyordu. Gençti dayım. 18 yaş büyük olan evet, senden. Evet. İşte o da 25 yaşlarında. Üniversite mezunuydu dayım. Yeni bitirmişti. Ankara siyasalı bitirmişti sanırım. Şeye gittik. Biz evdeydik. Sonra akşam üzeri pat pat sesler duyuldu. Bir de şeyi hatırlıyorum. Annem beni ve ablamı ellerimizden tuttu ve
tam köşede kerpiç bir ev vardı. Hı hı. Bizim kaldığımız evden böyle 150 metre kadar ileride sağ tarafta. Abdullah dayının evi. Hı hı. Abdullah dayı modacı Abdullah Öztoprak. Onun dedesi. Dedesi. Hı. Allah rahmet eylesin. Abdullah dayının sonra onun evine gittik. Gözleri görmüyordu. Köyün neredeyse yarısı o evdeydi. Hı. Yatakların altına falan girdik. Bir de aklımda mikrofondan bir çağrı var. Rum bir adam caminin mikrofonunu açmış. Daha sonra bir şeyler söylüyordu. O bağırışlar aklımdadır. Sonra okula doğru herkes yürüdü. Teslim olduk. Hı. Yine babamı hatırlıyorum. Tüfek omuzunda ama kırık. Av tüfeği. Bütün herkesin kamyonlara bindirildiğini hatırlıyorum. Hı. Köyün erkeklerinin hepsi gitti. Biz de yolun kenarına şu anda işte Gazi Veren Lefke yolunun kenarına oturduk. Ve öyle bir şey ki herkes oturduğu yere çişini yapıyordu. Üzerine yani. Bir de o kokuyu. İkinci kokumdur. Üçüncü koku da kan kokusu mudur, toprak kokusu mudur bilmiyorum ama biz üç gün okulda kaldık. İlkokula kapattılar bizi. Bize her gün ekmek atıyordu Rumlar. Şimdi bazen köpeklerime atarken aklıma geliyor. Bize böyle atıyorlardı ekmeği diye. Tabii savaş yılları. Savaş kötü şey. Aynı acıları o bir toplumunda yaşadığını biliyoruz. Türk uçakları geldi. Türk uçakları geldiğinde Rumlar herhalde diye düşünüyorum kayıp verdiler. Kızdı bir tanesi. Okulun karşısında bir kamyon vardı. Kamyonun üzerinde bir büyük silah vardı. O silahta ne verdiyse el bombaları şunlar bunlar. Olduğumuz odada 14 kişi öldü. 14 kişiyi öldürdü. 13 kişiyi öldürdü. 13-14 kişiyi öldürdüler. Kapıda bir tane kadın vardı mesela. Kalkamadı. 7 aylık hamileydi. O da mı? O kucağında 4 yaşında çocuğuyla birlikte üçü beraber öldü. Yani bu travmayı... Ve sen görüyorsun. Tabii mesela bu travma ile ilgili meslek hayatımda haber yaptım daha sonra. Balla keseceğim. Hı. Balla keseceğim. Değerli izleyenler, kısacık bir aramız var. Az sonra sizinle birlikteyiz. Merhabalar efendim. Ekranları karşısına yeni geçenler için bu hafta Sahici Sohbetler'de konuğumuz gazeteci Serhat İncirli. Çocukluğundan bugüne zamanda yolculuk devam ediyor. Çok etkilenerek dinlediğim anılar, 7 aylık bir hamile, kucağında 4 yaşında çocuk, sen yani 7 yaşındasın ve kokular, tanıklık ettiğin anlar büyük travma. Tabii ama akabinde işte herkesi evlere gönderiyorlar. Asla unutmadığım ikisini de kaybettik. Hacı Sapriye Hanım teyzeyle Hacı Fahri Büyük amcamızın evlerine gittik. Çünkü annem tek başına iki çocukla korktu eve gitmeye. Ama zaten büyük bir aile gibi kaldık onların evlerinde. O insanlar bize 25 gün baktılar yani. 25 gün sonra Türk askerleri geldi. Türk askerlerinin gelişini de yolda oynayan bir amcadan anladık. Adam çıktı yolun içerisinde göbek atıyordu. İşte Türkler geldi, Türkler geldi diye. Sonra 7 yaşında ganimet heyecanı yaşadık. Rumların evlerini soyduk. Ben de dahil. Yani gittik bebekler, oyuncaklar ne bulduysak. Hatta ben büyük bir viski şişesi falan da getirdim köye. Sigara kartonu buldum, askerlere sigara dağıttık. 7 yaşında sigara denedim. Ondan sonra bir daha içmedim.
Peki bir tek şey soracağım. Bunu bakkaldan çaldık onu. 3 3 5 diye bir marka vardı. 3-5. Ona böyle askerler hücum etmişti. Ekmek atılan bir ortamı anlattın. Oradan çıktın. Ekmek ve bif, boli bif. Yok, böyle atılıyor. Heh. Hani herkesin altına yapmak zorunda kaldığı kapalı bir yer ve tanıklık evet, ettiğin süreçten kaldı. Sonra çıktığında gördüğün tablo, 7 yaşındasın. Bu bir soygun mu sence? Yani ganimet. Evet, soygun mu? Hayır, keşke hiç yaşamasaydık. Keşke. Çünkü şunu da yaşadım. Yani ben, tam yani da ben bunu o pisliğin içerisinde hasta oldum. Su kaybetmeye başladım. Onu annem anlattı daha sonra. Rum muhtar, özür dilerim. O, güzel yurdun, eski adı Omorfon'un, Rum belediye başkanı, köyümüzün muhtarı ile çok iyi arkadaştı. Köyümüzün o dönemdeki muhtarı, Allah rahmet eylesin, Niyazi Öztoprak. O, aynı Öztopraklardan. Hüseyin Öztoprak var, eski bakanımız. Sonra bir başka Abdullah Öztoprak var. Dayı'nın inşallah izlerler finalin, bu anılara. Finalin eski rektörü, evet, selam olsun Profesör hepsine. Öztoprak, tabii ki Enver Öztoprak ve bir de Hasan Öztoprak, 4 oğlu vardı. Hala hayatta, Allah uzun ömür versin onlara. Niyazi Bey, tabii onlardan da bahsetmesek olmaz. Niyazi Bey, Niyazi Bey'in hanımı ve yani Niyazi Bey'in hanımının da evinde ben herhalde restoranda yemediğim kadar çok yemek yedim. O kadar kadın bize bakıyordu o dönemlerde. Yani o savaş yılları ve sonrası Kıbrıs çok güzeldi aslında. Neyse, Rum Belediye Başkanı'nın da araya girmesiyle ismini unutmadığım Nicida köyünden, şu andaki Güneşköy'den bir Rum askeri vermişler yanımıza. Bizi önce doğduğum hastaneye, Pendaya'daki, Yeşilyurt'taki... Su kaybettin, hastaneye giderdi. Yeşilyurt'taki hastaneye, işte Amerikan hastanesi, CMC hastanesiydi. Cyprus Mines Corporation'ın, Kıbrıs Maden Şirketi'nin. Oraya koymamışlar bizi, İngiliz doktor varmış. Sonra bizi Güzelyurt'ta, şimdiki Güzelyurt'taki hastanenin olduğu yer şeydi. Böyle bir klinik gibi bir şeydi. Orada yerde yatan kanlı kanlı bir sürü insan hatırlıyorum. Yani ölü müydüler, yaralı mıydılar bilmiyorum ama o ortamda yani onlarca Rum askerinin ölüsünün veya yaralısının yanında ben bir gece orada kaldım, bana Rumlar serum verdi. Ya vermeseler ölecektik. Yani bir insani tarafları da bu gibi şeylerin. Sonra geçti. Tabii ki Eylül'e kadar esirlerin dönmesini bekledik. Işte, babam ve dayım Limasol'a götürüldüler. Ne zaman kavuştunuz Limasol'a onlara? Götürüldü. Eylül ayının sonlarına doğru. Biz sürekli otobüsle Gaziveren'den çıkıp şu anda 30 dakikada gidilen bir yol var Gaziveren Lefkoşa arasında. 4,5 saatte gidiyorduk. Çünkü Gaziveren üzerinden Tepebaşı, Geçitköy, Lapta, Garava, Girne ve yol şimdiki gibi değildi. Yani ben çok iyi hatırlıyorum. Girne'yi hayatımda ilk defa 74'te gördüm. Girne'yi 74'te gördüm ve Girne bana çok büyük bir yermiş gibi gelmişti. Böyle, o kadar güzel bir yer. Bizde yok öyle bir şey. Çünkü Rumlar çok zengindi gerçekten. Bize göre çok farklıydı. 4,5 saat yol gidiyordunuz. 4,5 saat yol gidip Denktaş Bey'in şu anda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda işte Denktaş Bey bize çıkıp konuşma yapıyordu. Merak etmeyin, esirler kurtulacak babanız falan. Başıma dokunduğunu hatırlarım yani. Çok iyi bir şekilde. Taner Etkin Bey. Onu çok iyi hatırlarım. Çünkü Taner Etkin Bey dayımın ve amcamın çok iyi tanıdığıydı. Babamını tanıyordu. Müsteşarı mıydı, müdürü müydü bilmiyorum ama orada Taner Bey'i hep hatırlarım. Çünkü yakınlık gösterdi bize şey. O da poliliydi. Umut aşıladılar sanki o an, değil mi? Yani, umut aşıladılar, evet, bekleyenlere. Mesela ben hayatım boyunca siyaseten hep milliyetçiliğin karşısında oldum. Ama sırf bu olaylardan ötürü örneğin hep söylerim. Yani Taner Bey'e çok farklı bir sevgim ve sempatim oldu hep. Her zaman. Aydın Hanım. Allah yani rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Evet. Evet. Yani eliyle çocuklara çay dağıttığını çok iyi hatırlarım bize.
Öyle günlerdi. Sonra geçti. Yani babayla kavuşmayı. O da çok herhalde hayattaki en mutlu 3-4 anımdan bir tanesidir. Yani koşarak gördüm adamın gelişini falan. Hı-hı. Tellerin üzerine uçuyordum yani. Almak için adamı. Evet. Çok hareketli, çok heyecanlı bir babam var. Hala öyle. 80 yaşında ama o da bir büyük kaza geçirdi. Sonra biraz yavaşladı. Ama hala sigarasını içiyor. Şeyin yerinde, keyfi yerinde. Allah ona da uzun ömür versin. Yani hem vuracağız. O evet. Kadar ilginç karakterler ki ben... Ya mesela amcam Fadıl İncirli hayatımda çok önemli bir figür. Yaşıyor mu? Tabii. Aa, o da lisedeki Allah matematik Allah öğretmenim. Aynı Allah'ım zamanda. Allah'ım çileye bak. Evet, aynı zamanda. Çile bu. Gerçekten çileydi. Ama şey, yani çok şey öğrendiğim hayatta. Çok çok saygı duyduğum, sevdiğim. Ve etrafta o kadar çok sahte milliyetçi var ki ben amcamı gördüğüm zaman çok büyük bir kahraman olarak görüyorum. Hmm. Aynı şekilde en büyük dayım Erol Teralı. Benim için kahraman ötesi insanlar bunlar. Kaybettiğim bir dayım var. Ahmet Teralı. En az babam kadar benim için çok değerli bir insan. Abim gibi sevdiğim bir Yalçın dayım var. Bunlar hayatıma şekil vermiş insanlar, yön vermiş insanlar. Böyle geldik. Ankara'da okudum sonra. Yani bitirdim liseyi. Şimdi ve Ankara'ya geldim. Evet. Geçmişte yolculuk dinleyenleri de anlatanı da etkiliyor değerli izleyenler. Hayat böyle bir şey. Herkes payına düşeni yaşıyor. Kimileri öyle, kimileri böyle. Evet. Şimdi liseyi burada bitirdin değil Tabii mi? Kurtuluş Lisesi mezunuyum. O da benim için ayrı bir olay. Çünkü 5 sene Gaziveren İlkokulu'nda okudum. 6. sınıfı Güzelyurt Kurtuluş İlkokulu'nda mezun oldum. Annem babam oraya tayin oldu. Kurtuluş İlkokulu, Kurtuluş Ortaokulu ve Kurtuluş Lisesi mezunuyum. Biz mezun olduktan sonra Kurtuluş Ortaokulu'nu Şehit Turgut Ortaokulu olarak değiştirdiler. Liseyle ortaokulu ayırdılar. Dolayısıyla ben hep Kurtuluş mezunuyum. Ve ilkokulda, lisede ve ortaokulda basketbol, voleybol oynadım. Özellikle voleybol olayı benim için çok önemliydi. Yüzüyordum. Bayağı sportman. Evet ve sportman. Gazeteciliğe de aslında öyle başladım. Çünkü bir şeyin voleybol çizeyim. Hakemi, basketbol hakemi ve yüzme federasyonu başkanı olan merhum Omaç Başat. Evet. Bir gün bana bir restoranda garsonluk yapardım. Fotoğrafımızı çek dedi. Fotoğrafını çektim dedi. Yarın gel işe başla dedi. Seni spor muhabiri yapalım. Ha, gazeteci. Gazeteciliğe de öyle başladım ama çok daha sonra öyle başladım. Bir dakika başladım. Yonca topladın. Garsonluk yapıyorsun. Yonca topladım. 7 yaşında yonca toplamadın. Yonga. Yonga, pardon. Ha, tahta pardon. Yongası. Tamam, aman ben onu yonca derken yere dökülen yapraklar gibi. Tahtaların yongası. Tahta yongası topladın, evet. Garsonluk yaptın. Onun Türkçesi yonga mıdır yoksa başka bir şey midir? Bak şu anda takıldı yani. Yani tahta... Talaş mı diyorlar, ne diyorlar? Talaş. Ha, talaş diyorlar. Talaş. Olabilir. Şey ben demin çile dedim onun altını çizeyim bir yandan o kadar şanslısın ki bütün öğretmenlerin içinde ama yeğenleri evlatları olarak öğrencisi olmak ama bir çile. Bir de şunu söylemek lazım yani benim bütün öğretmenlerim en az annem babam kadar yakındılar bana yani bizim zamanımız çok farklıydı. Yani hocalarımızı ben bugünkü yazımda bile Feriha Coşkun'dan bahsettim. Edebiyat hocamız. Türkiye'den gelen bir kadın. 40'lı yıllarda Türkiye'ye gelmiş BAF'a. BAF Kurtuluş'tan Güzelyurt Kurtuluş'a binlerce öğrenci yetiştiren bir kadın. Ve benim için edebiyat, Türkçe. Yani Türkçeyi doğru... Düşünün ki Türkçe konuşmayan bir nenenin dedenin evladıyım ben. Ya. Çok az konuşan ya da. Nenem okumuştu gerçi Türkçe, Osmanlıca falan hikayeleri vardı. Osmanlıca değil de yani Türkçeyi iyi biliyordu. Ama kendi aralarında Rumca konuşuyorlardı. 7 yaşına kadar daha iyi, daha çok Rumca duyduğumu bilirim yani. Ama gerçek anlamıyla Türkçeyi yani herhalde Feriha Hanım'dan öğrendik. Yani bir tarih hocamız vardı Celal Canova benim için efsanedir. Yani hala öyledir. Yani bunlar şimdi şu anda çok üzüldüğüm şeylerdir. Neden? Yakup Hoca.
Yakup Kırmızı, Allah rahmet eylesin. Hı hı. Mahmut Özçınar şu anda belediye başkanıdır. Evet. Orhan Demircan şu anda Üzerlurt'ta beden eğitimi öğretmenidir. Biraz rahatsızmış, geçmiş olsun. Üner Berkalp, Ali Bedensel, bunlar spor hocalarımız ama öyle bir şey ki ben 53 yaşındayım, hala Kurtuluş Lisesi'nin maçlarıyla ilgileniyorum. Yok artık yani. Artık bu yok. Yani Kurtuluş Lisesi'nin, ya bu sene en yakın arkadaşlarımdan biri orada beden eğitimi öğretmeni oldu. 10 yıl, 15 yıl beraber okuduğum Mustafa Korkut diye. Yani arkadaşımdan öte kardeşim. Mustafa'yı akşam üzerleri bazen ararım. Ve nasıl gitti bizim okul? Bizim nereden senin okul falan diye şakalaşırık. Yani eski daha sağlamdı. Eskinin temelleri daha sağlamdı. Bizim dönemimizde 24 tane voleybol takımı vardı. 2 ligimiz vardı. 24 tane basketbol takımı vardı. Yani ve bu ülkenin herkes birbirini çok iyi tanır ve herkes birbirini çok severek saygı duyardı. Yani bana bazen sorarlar, yani mesela Hüseyin Özgürgün, eski başbakanımız, siyasetin çok ötesinde. Onun da sporcu kimliği. Yani hem spor, kahramandı bizim için ya. Yani basketbol, masa tenisi, voleybol, atletizm, futbol, her şeyin içindeydi adam. Ve hepsinde çok iyiydi. Hepsinde çok beyefendiydi. Hepsinde çok arkadaştı. Benim Lefke'den de çocukluk arkadaşımdır. Yani onun gibi şimdi UBP'de genel sekreter yardımcısı bir Kenan Ergen var. 53 yaşındayım. 53 senelik arkadaşımdır adam. Vay be. Yani ama o da sporcuydu. Hala AVA birlikte gidiyoruz. Eski dostluklar, eski arkadaşlıklar, şimdilerde bilmiyorum artık. Yani ben veya biz koptuk bilmiyoruz. Zaman mı değişti artık? Şimdi, çocuklar daha fazla oyunlara. Müsaadenle bir tespitte bulunursam, evet, katılır mısın? Benden küçüksün ama aynı kuşağız. Travmalar, Kıbrıs'ta çok öykü dinledim. Bizim zamanımızda saf sevgi vardı. İmkanlar sınırlıydı. Hele de Kıbrıs ölçeğine geldiğinde insanların acıları, dramları, tanıklıkları ve imkansızlıkları aynı. Okumaktan birey olmak için sen sporu seçmişsin, kimi sanatı seçmiş, var olmak için de bir yol almaktan geçen yolculukta, evet, onun için bu kadar kıymetliydi anları ve anıları olabilir paylaşmak. Çünkü herkes eşitti. Evet. Kurtuluş Lisesi çok iz bırakmış. Tabii başarılı bir öğrenci sayılıyordum, fen dersleri hariç. Yani edebiyata yönelik bir, yani yapı. Bilmiyorum, matematik, edebiyat fena değildi. Sonra hep edebiyata yöneldi. Ama ben lise ikinci sınıfa kadar hayatta tek bir idealim vardı, Türk askeri olmak. Ben kesinlikle lise ikiye kadar, yani lise ikide artık dedim ki yok ya, asker olmaz demeye başladım ama benim bütün hayatım hep kesinlikle harbiyeye gideceğim, Allah subay aşkına olacağım şeklindeydi. Burada kahramanlarım var tabii. Yani rol model kahramanları. Yani çok isterdim gitmeyi ama ondan sonra siyaset okuyacağım dedim. Karar değiştiren ne oldu? Siyaset. ne zaman ilgi duyma? Şimdi gel bir fotoğraf çek dediler yani 13, sana. Yani 13. Ha, gazeteciliğe mi? Tabii gazetecilik, gel bir fotoğraf çek dediler. Gazetecilik üniversitenin son senesinde oldu. Siyasete ama onun, ilgi. Siyaset 12'li yaşlardan başladı. Oradan başladı. Çocuk yaştan başladı. Köyde 5 tane CTP'li vardı oy kullanabilen. Ben 6. CTP'liyim herhalde, oy kullanamayan. Ama bisikletin üzerine CTP... 12 yaşındasın. 12 yaşındaydım. İşte ama ablalarım, abilerim çok önemlidir. Yani yani bana hediye kitap getiren abilerim vardı, ablalarım vardı Türkiye'den, öğrenci. Yani onlar çok değerliydiler. Önce kendi halamın kızı, halamın oğlu. Onlar ikisi de tıp okuyordu yıllarca. Onların kitaplarını okudum. Sonra yine Gaziveren'de mesela efsane sendikacımızdır Adnan Eraslan, Burhan Eraslan, Göker Başoğlu, Gökmen Başoğlu. Gökmen abimiz öldü. Onlar Ankara'dan geldikleri zaman yanlarında bir ikişer kitap getirirlerdi. Ben ya alırdım ya çalardım ya isterdim mutlaka. Öyle bir şekilde solcu oldum. Ama bir dakika, 12 yaşında siyasete ilgin var. Var var. Yani orta birinci. Lise 2'ye kadar da asker olmak istiyorsun. O ayrı bir olaydı. Yani ilginç bir, evet, şey var. O kırılma çelişti, nokta.
Kırılma artık, noktan neydi? Ben siyaset okuyacağım. Kırılma noktam 12 Eylül'dü. Baktım askerlikle olmuyor bu iş. Yani askerler solcuları sevmiyor dedim. öyle biraz daha 2-3 sene geçtikten sonra da yönüm değişti. Çünkü Ankara'da ne okudun? Tercihlerimi hep uluslararası ilişkiler ve kamu yönetimiyle ve gazetecilik yazdım ama sırf gazetecilik okumak, yani gazeteci olmak gibi bir idealden kaynaklanmıyordu. Sosyoloji yazdım, felsefe yazdım. Kamu yönetimi, Gazi Üniversitesi, İktisadi ve Bilimler Fakültesi. Dördüncü yılda okulum uzayacaktı. Ama af çıktı, tek ders af bitirdim. Devlet Bahçeli hocamdı mesela şu andaki. Yine Ümit Özdağ, Profesör Ümit Özdağ şu anda İYİ Parti, MHP falan filan. Onlar hocalarımızdı. Çok muhteşem hocalarımız vardı. Yani çok büyük insanlar bize dersler verdi. Hepsini saygıyla analım. Hayatta olanlara uzun ömür. Son senemde hem okul arkadaşım hem kardeşim Salih Günhan ve Erhan Başa ile birlikte şeyde, Salih Günhan'ın restoranında, limanda çalışıyordum. O zamanlar böyle dünya tekvando şampiyonaları yapılıyordu buralarda. Eyüp Zafer Gökbilen yine başkandı. Bir heyet geldi bize bulunduğumuz restorana. O heyette Omaç Başat vardı. Sene 89. Allah rahmet eylesin. Omaç abi Olimpiyat Komitesi'nde vardı. Tenis, Tekvando Federasyonu'nda vardı. Voleybol hakemiydi, basketbol hakemiydi. Yüzme Federasyonu başkanıydı. Ben hafif yüzüyordum. Biraz voleybol oynuyordum. Biraz basketbol oynuyordum. Niye sporu bıraktın? Ayağım kırıldı Londra'da. Sonra öyle bıraktım. Yoksa çok fanatik spor yapıyordum. Londra'ya geldik. Ve yani o da sağlıksız olmamın sebebi sporu şrak diye bırakmaktan, bırakmaya zorunda. Kaç tane alan saydın evet, sporla 7 ilgili? Gün, 7 gün spor yaptığımı bilirim. Yani hiç kesintisiz Londra'ya gittiğimde de. Londra'ya gidiş nasıl oldu? Londra'ya gidişte şöyle başladım gazeteciliğe Kıbrıs gazetesinde. Spor servisinde. Bu arada askere gittim. Askerde Erenköy dışında subay olarak yaptım askerliğimi, yedek subay olarak. Geceleri de salona gidip fotoğraf çekiyordum yine. Devam ettim part time olarak. Yani spor spor muhabiri. Sonra askerlik bittikten sonra tekrar aynı gazeteye, Kıbrıs Medya Grubu'na, Kıbrıs Gazetesi'ne geri döndüm. Omaç abinin yanına tekrar bir hafta kadar. Sonra haber merkezini aldılar. Bir daha da haber merkezinden ayrılmadım. Hep devam etti. Yani gazetecilik hayatıma girdi ve çıkmadı. 89'dan itibaren. Londra? Bu arada 94 yılında hala devam eden bir askerlik sorunu vardır Londra'da. Ve o dönemdeki patronum Mehmet Ali Akpınar, Allah rahmet eylesin, büyük ustam. Dedi ki, Serhat dedi, git bir aylığına Londralılarla konuş. Öyle yazı dizileri falanlar hazırla. Bir aylığına gittim, 15 yıl sonra döndüm. Bir Niye? Aylığına gittim. Niye? Öyle 6 ay daha kal. Bir sene daha kal. Çünkü orada Kıbrıs gazetesini satıyorduk o zaman. Ha, Londra'da Kıbrıs gazetesi satılıyordu. Sen de herhalde... Tabii, ben Kıbrıs gazetesinin muhabiri oldum Londra'da. Satılıyordu, iyi de satılıyordu. Çünkü daha dijitaller çıkmamıştı. Dijitalleşme söz konusu değildi. Aynı zamanda uçakla, İngiliz vatandaşısında uçakla, o zaman. İngiliz vatandaşı sonra oldum. Sonra orada oldum. İngiltere'de 4 yıl kaldıktan sonra işte vergilerinizi ödüyorsanız, temiz bir şey siciliniz varsa, sormadım bile İngilizlere, kendileri teklif ettiler. Gerçekten öyle oldu. Yani, doğrudur. İyi geldi mi Londra sana? Çok. Yani Londra'daki 15 yıl 45 yıllık üniversite gibidir. Yani Londra bambaşka. Sadece Londra değil, bütün Avrupa'yı öğrendim. İngiliz siyasetini öğrendim, İngiliz yaşantısını öğrendim. İngiliz futbolunun hastasıyım, Tottenham taraftarıyım, çok fanatik Tottenhamcıyım. Yani daha önceden Tottenham'ı seviyordum ama Londra'daki bulunma süremde bunlar oldu. Londra'da iki tane de çocuğum oldu. Evlilik orada mı oldu, burada mı orada, oldu? Yok, evlilik orada oldu. Sonra boşandım. Şimdi tekrar evliyim. Biraz çocukları konuşabilir miyiz? Evet, iki tane. Bir kızım, bir oğlum var. Babalık figürü ya da
İlk çocuğu kucağına aldığın ana gider misin? Kucağıma doğdu zaten. Yani pat diye kucağıma nasıl? Doğdu. Doğumda ben de vardım da. Ha, doğuma girdi. He, girdim vardım. Kızım Florenza adı. Florenza Deniz. Florenza büyük nenemin adıdır. Kıbrıslı. Deniz gezmiştendir. Yani bu da öyle bilinsin yani söylüyorum. O mahur besteçeler. Oğlumun adı da Mehmet. Ekim Mehmet'tir. Ekim devrimindendir. Mehmet dedemdir. Hangisi Mehmet'ti? Yeşilırmak'ta. Babamın babası. Babanın olan. Babası. Öteki olan. Hüseyin Teralı'ydı. Bir oğlum daha olsaydı Hüseyin korudum yani ama olmadı. Peki pat diye düştü kucağına. Evet yani kızım ve oğlumla hep arkadaş gibi büyüdüm. Bisikletler, gezmeler, sinemalar. Bütün çocuk filmlerini izledim onlarla birlikte. Hepsi Londra'nın inanılmaz bir olayı. Sonra onlar da artık büyüdüler. Çok fazla ikizi kaç de. Kaç yaşlarındalar şimdi? 98 ve 97 doğumlu. Kızım 97, oğlum 98 doğumludur. Evet, onlar birer yetişkin. Oğlan Malta'da çalışıyor. Kızım Londra'da master'i bitirmek üzere. Çalışıyordu ama pandemi sürecinde çok büyük bir sıkıntı yaşadı o. İş konusunda. Öyle şimdi Gönyeli Yenikent'te kalıyorum. Yeni bir hayatım var tabii ki. Ne zaman evlendin tekrar? Yani evlilik birkaç yıldan beridir. Evliyim ama beraberliğimiz biraz daha öncesindedir. Allah mutlu etsin. Evet. Yani zeki güzel bir kadınla paylaşmak hayatı. İzliyor. Evet. Daha daha kolaydır aslında. Yani çok güzel bir hayatım var şu anda diye düşünüyorum. Yani herkesin yaşadığı bir takım zorluklar maddi veya manevi mutlaka vardır ama haftanın iki ya da üç günü kesinlikle Lefke'ye giderim. Şimdi ve geçmişten bir yerde kaldım ben. Sporu bırakmana sebep olan kazayı dinlemek isterim. Londra'ya gittikten sonra da ben spora devam ettim. Yani Londra'da Doktor Teoman Sırrı ellerinden öperim. Dünyalar güzeli bir adam. Turkish Cypriot Volleyball Club diye bir kulübümüz vardı. Onun bir buradan göç eden öyle profesyonel bir ekibimiz vardı. Onlar ayrıldılar, gittiler. Biz böyle biraz daha ikinci, biraz daha yaşımız daha ileri. Yani 28'li, 29'lu yaşlarda olanlar ve daha büyüklerimiz. Bir takım kurduk, voleybol oynuyoruz. Ama bu arada Londra'da spor olanakları müthiş. Yani yüzme olayı çok teşvik ediliyor. Yüzlerce spor salonu var. Ve av dizim, av ayağım dediğinizde devlet size destek de oluyor. Biz Türkler alıştık, kandırıyoruz da onları falan. Halı sahada futbol oynuyordum bir akşam. Ayağımı kırdım. Ameliyatlı bir kırık mı? Yok. Hatta önce anlamadılar, sonra çok ağrıdan dolayı gittik. İyileşti. Tekrar spora başladım. Bu defa kolumu kırdım. Sağ kolumu voleybol oynarken. Sağ kolumu kırdım. Bütün bunlar 6 ayla 1 sene içerisinde olurken ben günde 7 saat spor yapan 7 gün haftada spor yapan bir insan, spor sıfır ama yeme alışkanlıklarını hiç değiştirmedim. Ve bir yıl içerisinde 40 kilo aldım. 90'dan, niye dedi? 90'dan 130'a çıktım. Bir yılda. Hatta daha kısa sürede. Bir yılda. Yeme alışkanlığın hep bu muydu? Evet. Yeme alışkanlığımı hiç değiştiremedim. Çünkü yemek olayı yani sonra bir yığında kitaplar okudum. İngiltere beni zayıflatmak için ödediği parayı cebime koysaydı birkaç tane villam olacaktı Girne'de yani. O kadar para harcadılar beni zayıflatmak için ama olmadı. Çünkü yemek konuşurken dahi kafamdan tarifler geçiyor içeriden. Yani acaba şunu ve yemek yapmayı çok seviyorum. Yemek yemeyi çok seviyorum.
yemekli ortamları çok seviyorum. Yemekli sohbetleri çok seviyorum. Yemekle alkolü çok seviyorum. Bilmiyorum o televizyonda ne kadar söylenir ama. Hayır canım yani. Ha, yani da, o olay ve tabii ki o üstüne geldi. Yaklaşık 22-23 senedir 133-135. Yani o 40 kilo seninle kaldı. Birlikte kaldı. Kaldı, hiç gitmedi. Bir şey sorabilir miyim? Şimdi direkt aklıma geldi. Dedem hep söyledi koy ver gitsin. Dinleyemedim onu. Stresin ağzında öğütüyor olabilir misin? Anlamadım. Şimdi deden hani boş ver gitsin ben ona evet. benzeyemedim dedin ya. Stresi ağzında öğütüyor olabilir misin? Yok sanmıyorum. Tamamen keyif üstüne tamamen kurulu keyif, değil mi? Tamamen keyif. Yani hiç öyle. Hatta mutlu oldum da daha güzel yerim. Öyle mi? Tabii tabii. Öyle yani onun için hep mutluyum ve hep yerim. çok seviyorum. Yani piyanist şantörlerin böyle bir piyano burada bir piyano burada var. Evet. Benim öyle mangallarım var. Ama yani, anlatışa bak. Yani işte burada et pişiyor, burada ot pişiyor. Yani zebze pişiyor falan gibi çok seviyorum yani. Annem de yani çocukluğumda, gençliğimde nenem muhteşem yemek yapan insanlardı. Aslında yemek yemek güzel şey evet. ya. Güzel yani ama yemek, yani. Yemek keyifli iş. Yani seni İngiltere'de zayıflat, amin. Zayıflatmaya çalıştılar ama sen hiçbir şekilde değişmediğin için bu 40 kiloyla da bugüne geldin. Yani İngiltere'de çünkü aslında nefret ettiğim bira içmeye ve kimseye tavsiye etmiyorum. Gerçekten tavsiye etmiyorum. O kaldı. Mayalı o şey hep. Bira göbeği derler. Ya birayı yani böyle mesela nasıl şey yapıyorduk? Yani işim bitiyor. Bir daha işim bitiyor. İş tam bitiyor. Hadi pub'a gidelim. Hikayesi vardı İngiltere. Tabii çok mutlu olduğum yerlerdi onlar. Yani İngiltere'de Cem diye bir arkadaşım var. Cem Özerk. Mesela neyi özlersiniz Londra'da? Cem inan dışarı gitmeyi derim ben. Yani ne güzel. Çünkü ama işte orada her şey var. Orada çünkü rutinimiz belliydi. Yani ne yapacağımız. Cem ölümüne çalışan bir arkadaştı. Hala öyle. Çok çalışıyordu ve cumaları kapatırdı her şeyi. Biterdi. Cuma günü gidecektik derdi dışarı. Cuma akşamlarımız çok ünlüydü ama ben her cuma akşamı yani birkaç kilo almış olma ihtimalim var. Peki yani. Burada var mı aynı sofrayı paylaştığın ve sürekli bu muhabbeti yaşadığın bir grup? Var tabii. Birkaç tane var. Birkaç tane? Evet. Yani bir gazeteci grubumuz var. Son dönemde pandemi falan biraz evet. azalttık ama Polat Alper, Rasih Reşat, Mustafa Bulutoğulları, işte Hüseyin Ekrem Ergil, Cemal Bulutoğulları. Böyle bir Süleyman Ergüçlü grubumuz vardı. Şu anda durdurduk onu Allah'a şükürler olsun. Çünkü yoksa devam edecektik yani. Bir Barış Tosunoğlu grubumuz var. Bir Hasan ve Violet var. Çok sevdiğim arkadaşlarım. Bunlar. Ve eşimle de ikimiz çok keyif alıyoruz. Yani, baş başa. Evet. Yani ikimiz de oturup aynısını yapabiliyoruz. Sonra benim bir yeşil ırmağım var. Dildirgam. Adını söyleyeceğim Doğan. Güren Tilki diye bir gazeteci ve arkadaşım Uğur. Bunlarla da ayrı bir şeyim var. Yani onlarla da oturuyoruz. Eşimle dahil. Ve keyfimizi yapıyoruz yani. Şimdi seni mutlu eden en büyük şey dostluk ve yemek yemek. Yani beni mutlu eden aslında en çok şey kavga etmemek. Kavga etmek. Kavga etmekten nefret ediyorum. Hı hı. Çünkü hayattaki bütün tecrübelerim kavga ile hiçbir sorunun çözülmediği kesindir, sabittir. Kesin. Yani ben savaş yaşadım. Savaşla yani kavgayla Kıbrıs sorunu berbat oldu. Daha kötü oldu. İçinden çıkılmaz oldu. Kavgayla evlilik olmadı. Kavga ederek yürümüyor hiçbir şey. Kavga ederek mal paylaşamazsınız kavga ederek. Oturup anlaşmanız lazım. Her şeyin
ve kavgadan nefret ederim. Kavga varsa bir yerde, kavga olacaksa ben çekilirim. Hiç kavga etmem. Ha, kavgayı ekmek için yaparım. Kavgayı insan hakları için yaparım. Kavgayı çocuk, kadın, engelli hakları için yaparım. O ayrı bir meseledir. O mesleğimin gereğidir. Ama öyle bireysel şeylere hiç girmiyorum. Gözüm hiç yukarıda olmadı mesela. Hiç bazen sorarlar yani yok mu bir ambisyonun falan. Geçenlerde bir maceram oldu işle alakalı. Yok benim öyle. Ben hizmetle alakalı. Yani girdiğim her işte, yaptığım her işte o işle evleniyorum. O işi çok seviyorum ve askerlik de dahil yani 22-24 ay askerlik yaptım. Severek yaptım. Yani çok iyi yaptığım inancındayım. Ve mesela askerlik es geçmemek lazım. Herkese şiddetle tavsiyemdir. Yani askerliği işte militarist bir bakışla siyasi bir potaya koyarsanız içinden çıkamazsınız. Ama askerliğin dostluğu bitmez yani. Ya askerlik anıları yani. Yani o, olamaz. Ben dört tane cilt yazarım. Erkeklerin bu askerlik anıları gerçekten. Olamaz. Öyle bir şey olamaz. Ve benim bana komutanlık eden insanları yine öğretmenlerim gibi veya benim komutanlık yaptığım insanları öğrencilerim gibi çok severim. Bu arada ben de bir şekilde 2008'den beri öğretmenlik yapıyorum. Nerede yapıyorsun? Önce burada başladım. Yakın Doğu Üniversitesi'nde. Sonra UKÜ'de devam ettim. Sonra LAÜ'yü de kattım. Lefke Avrupa Üniversitesi'ne. Hep mesleğimle alakalı. Ne dersleri veriyorsun? Gazetecilikle alakalı. Gazetecilik ve türevleri. Sonra pandemi döneminde tüm part-time derslerim durdu. Yedeği'den daha önce ayrılmıştım. Şimdi Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde bir Türkçe bir de İngilizce haber fotoğrafçılığı. Mesleğe başladığın şey. Yani hem Türkçesini hem İngilizcesini anlatmaya çalışıyorum. Online derslerimiz. Ve onun da ayrı bir sıkıntı olduğu inancındayım. Çok üzülüyorum. Çünkü online bu gibi dersler online olmuyor. Ama içinde bulunduğumuz çağda şu anda olmamasındansa olması daha iyi. Evet yani en azından yani, ama o işten de çok keyif alıyorum. Çünkü o da ayrı bir keyif şu açıdan keyif. Öğrenciler benim anlattığım derse haftada 45 dakikalık bir ders yapıyoruz. Fazlası bana göre çok saçma geliyor. Araştırın, bir şeyler öğrenin, okuyun, bol bol okuyun. Ne kadar gazete, ne kadar köşe yazarı okursanız farklı dillerde. İngilizce öğrenin, genel kültürümüzü geliştirin. Bunlar çok önemli. İngilizce öğrenmek çok önemli. Benim İngiltere'deki en büyük kazancım mesela İngilizce. Yani sokak İngilizcesi öğrenmiş olabilirim çatpat ama o bile bana çok büyük bir katkı yapıyor. Yani şu anda okuduğum her şeyi anlarım. Dolayısıyla yeni insan, yeni gazetecilik okuyan arkadaşlara söylerim hep. Yani genel kültür çok önemli, İngilizce çok önemli. Genel kültürü bilmeden, mesela Kıbrıs'ı bilmeden Kıbrıs'ta çalışan bir sürü arkadaşımız var. Benim bir zaman başıma geldi bir Türkiye'den gelen editöre. Mehmet Ali Akpınar'ın Kıbrıs gazetesinde canı sıkıldı. Türkiye'den editör getirdi zamanında. Ruhu bize, şad olsun. Evet, editör kadın, çok da sert bir kadın. Madame Tussauds Müzesi'ne gittim. Makaryos'un omuzuna elimi attım. Söyleşi yaptım diye gönderdim kadına. Kadın koşarak Mehmet Ali Akpınar'ın yanına gitmiş. Serhat Makaryos'ta söyleşi yaptı diye verdi. Mehmet Ali Bey gönderdi kadını, attırdı kadını işten. Yani, bir şey söyleyeceğim. Şimdi. Ya bilmiyor. Kadın Makaryos'un kim olduğunu bilmiyor. Şu anda ülke ne yazık ki çok üzülerek söylüyorum. Kıbrıs'ın yakın tarihini bilmeyen onlarca gazeteciyle doludur. Ve bu tehlikelidir. Yani Disi ile Dikko'nun arasını bilmeyen insanlar bana göre gazetecilik yapmamalıdır. Siyaset gazeteciliği hiç yapamalıdır. Ha yeni ise de öğrenmeye çaba göstermelidir. Ben bunu üniversitede arkadaşlarıma öğretmeye çalışıyorum. Tam da onu soracaktım. Yani bunları öğretmeye çalışıyorsun da bir mizahi yanın da var. Derslere yansıyor mu? Bu çocuklar yansıyor. Çok eğleniyordur sanıyorum. Yansıyor. Yani çocukların eğlendiğinden eminim. Çünkü sanırım en düşük not 98'dir 100 üzerinden. Orada eğleniyorlar zaten. Aşk olsun. Yani ben öyle iyi öğretiyorsun. Üniversitenin
not alınan yer olduğu inancında değilim. Özellikle benim derslerim. Yani fizik, kimya, biyoloji, tıp, mup falan filan onları anlamam. Orada bilmiyorum. Ama gazetecilikte neyin notunu vereceğim ki adama? Yani işte haber yazmak, nitelikleri, özellikleri, şusu busu. E hadi 5'ne 1K ezberle gel 5'ne 1K'yı sor çocuğa. Yani değil. Haber yazabiliyor musun? Yeteneğin var mı? Bütün gün oku. Ya bu işin klasik bir kuralı var. Haberi böyle yazmak zorundasın. Ama bunu senin editörün kararlaştıracak ileride. Bir bakarsın habere böyle başlamak zorunda değilsin. Yani ben özgürlüğe sonsuz inanırım gazetecilikte. Daily Telegraph değil her gazete. Daily Telegraph çünkü kuralına göre yazar. Yani işte Türkiye'de Cumhuriyet gibi. Sonsuz böyle. Özgürlük dilin yanlış kullanılmasını içermiyor herhalde. Dil edebiyatta vardır. Haberciliğin dili çok basit olmalıdır. Zaten mesela İngilizcesi kiss'tir. Öpmek, hiç insan unutmuyor onu. Keep it short and simple. Mehmet Ali Bey bize bunu zamanında çok iyi öğretti. O da şey derdi. Mor Menekşeli Zehra Bayan'ın Lapdalı Hatice'ba yazdığınızı anlayacak derdi. Benim kastettiğim o değildi. Ama edebiyat öyle değil. Ay, benim kastettiğim o değildi. Dili Mor Menekşeli Haşa'ba da anlayacak ama yani rastgele yazmayı da kastetmediğini. Yok ama haber dili, haber dili bana göre çok sade, çok basit ve günümüzde zamanı kalmadığı için insanların uzun haber yazmak yerine çok kısa haberleri yazmayı başarabilmek lazım. Yani o 5'ne 1K'yı koyacaksınız gözünün içine. Adamın şüphesi kalmayacak. Eğer yeriniz varsa uzatın arkadan gitsin. Çok ilginç bir çağrışım yaptırdın. Zamanım varsa bilgiye erişmek o kadar hızlandı ki ben ortanca oğlumun elinde hiç kitap görmedim. Hiç. Ve de yani bunun da vicdan azabını çekiyorum. Sürekli okuyan bir anne baba var çünkü. Bir gün Türkiye yakın tarihi, dünya siyaseti konuşuluyor. İnanılmaz açıklamalar yaptı. Şok içinde anne dedi sen ne kadar geride kaldın. Bizim kütüphaneler elimizin altında dedi. Ve ben dedi bütün dünya tarihi, siyaset tarihi okumadığım kitap kalmadı dedi. Yani. Şimdi çocuklarda da çağ değişti. Şimdi diyorsun ya üniversite eğitimi. Evet. Müfredat da her şey de buna göre değişmeli artık. Değişiyor. Yani şu anda bizim liselerimizde bazen bakıyorum eşimin oğlu var çok tatlı bir çocuk. Onun kitaplarında çok güzel konular var yani çok muhteşem şeyler var. Bizim zamanımızda pek fazla görmediğimiz şeyler de var. Tarihle ilgili tabii ben o fen matematik işlerine girmiyorum ama okumanın yani Feriha Hanım Allah rahmet eylesin Feriha Coşkun'un tabelayı da oku derdi. Yani sokak tabelasını da oku. Ne bulursan oku. Bende kaldı. Yani son zamanlarda çok kitap okuyamadım. Yani belki bir yıldır okudum bir iki tane ama eskisi gibi kitap okuyamadım. Zamanım sıkıntılı ama herhalde günde bazen 50 köşe yazarı okurum. Türk ve İngiliz. Yani Türkiye'den, Kıbrıs'tan. Her gün okumazsam hasta olduğum insanlar var. Eğer okumazsam 7 gün İşte o aletler orada işinize yarıyor. Şşt diye arşiv önünüze çıkabiliyor. Dolayısıyla benim de hayattaki en yakın arkadaşlarım artık bilgisayarlarım. Zaten hayattaki tek mal varlığım da onlar. Başka bir şeyim yok. İki av tüfeğim ve birkaç tane bilgisayarım var. Birkaç bilgisayarın senin için anlamı ne? Birine bir şey olursa öbürü devreye girse. Her zaman garantim var. Garanti. Hayatta böyle misin? Kesinlikle. Yani mesela sabah programına giderim. Benim yanımda iki tane bilgisayar vardır. Biri çalışmayabilir. Yani bu her zaman backup'ım vardır. Peki kontrol anlamında nasılsın? Hayatını kontrol anlamında? Edemiyorum. Yani kontrol edemiyorum. Mesela parayla şeyim yok. Yani sevişemiyoruz parayla. Hiç bulamadığım içindir herhalde yani o da olabilir. Ama söylediğim gibi yani mesela hiç öyle bir hedefim olmadı. Yani mesleki açıdan da olmadı. Yani hiç şey demedim.
Ya ben filan yere Guardian gazetesinin bir gün ben editörü olacağım falan demedim. Yani keşke bir gün Guardian gazetesinin foto muhabiri olsam dedim. Biraz Ozan dedeye benzerliğin olabilir mi? Gailesizlik dışında. Gailesizlik dışında yani büyük bir ihtimalle en büyük dayım Erol Teralı'nın ve Hüseyin Teralı dedemin konuşma, anlatma kabiliyetlerinin çok yüksek olduğu inancım var. Dedemin, dedem çatistoydu. Çatisto eskiden mesela atışma yapan halk aşıklar, ozanları. Aşık. Halk ozanları. Elence üstelik yani. Adam elence de öyleydi ve bu uydurma yeteneği yani. Sen onları dinleyerek büyüdün. Onları dinleyerek büyümedim ama onları görerek büyüdüm. Onların konuşmalarını bildiğim için sanırım yani eğer genetikle alakalı bir şey varsa oradan geldi. Sonra ikinci dayım yani rahmetlik olan Ahmet Teralı müthiş esprili bir adamdı. Yani bence Cem Yılmaz şeyinde bir adamdı. Şimdi ben de senin mizahi yanına baktığımda yani sen gazeteci olmasan hakikaten Kıbrıs'ta böyle stand-up yapılsa ve çıksan sen böyle hayatını anlatsan Kıbrıs'ın Cem Yılmaz'ı gibi olabilecek mizahi gücün var. Annem çok komik kadındır dedin sohbetin başında. Biraz sizin genetikte bu mizahla beslenme de var galiba. Yani annem de çok güzel yazan bir kadın. Yazan. Çok güzel okuyan bir kadın. Öğretmen ayrı ama çok neşelidir. Yanlış mı hatırlıyorum bir yerde? Evet neşeliydi. Yani şu anda da öyledir. Şu anda da şakacıdır ama yani eski hayatı çok kalabalıktı annemin. Yani evde bizde öğle yemeği mesela eğer 8 kişiyle yenirse kimse yok bugün olur. Yani öyle bir şeydi. Öyle bir ailede büyüdüm. Aynı şekilde nenem aynıydı. Yani nenemin arada bir nenem şey yerdi. Gafkalya da yiyin be çocuklar dediğini hatırlarım. Yani peksemet de yiyin çünkü yemek kalmayacak o kadar kalabalığı diyor ki. Onun için peksemet de yiyelim derdi. Her şeyin iyisini amcama ayırırdı. Amcamı severdi nenem çok şimdi sevmesin. Falan ama güzel. Peki seni en çok kim sevdi bu anlattıklarından? Dedem, Mehmet dedem. Ya annem, babam, kız kardeşim, eşim. Hayır o ayrı. Mutlaka o onlar ayrı. Daha çok sevmişti ama dedem, Mehmet dedem. Şimdi sevmezsin. Yok. Şimdi sevmezsin. Evet. Peki keşke diye sen bir soru sordun. Sadece bireysel hayatın için soruyorum. Asla mesleki hayat yok. Keşken var mı? Var. Paylaşmanda sakınca çok var mı? Çok keşkem var. Var mı? Var. Yani paylaşma, yani ihtiyacım yok. Paylaşmaya. Peki, peki. Yani keşke, ya keşke Yeni Zelanda'da doğup büyüseydim demişliğim vardır yani. Oo, onu espri olarak çok kullanıyorsun yani. Da ben bireysel olarak öyle bir... Yani küçücük küçücük keşkelerim çok fazladır. Yani peki, keşke onu... futbolu bırakmasaydım mesela dediğim olmuştur. Peki şu anda artık programın sonuna geliyoruz. Hiç mi spor yapmıyorsun? Şu anda... Yürüyüş en basiti. Yürüyüş yapmaya çalışıyorum. Çünkü ikinci tip şeker gelişti iş durumda kilodan dolayı. Ama olmuyor. Yani eski hareketlilik yok. Yani yoruluyorum. Dolayısıyla... Deniyorum. Açıkçası Lefke'de kiraladığım ve orada kalıyorum haftanın 2 günü, 3 günü bazen. Tabii son 1 ay az kalsın gidemedik hiç işlerden dolayı. Yani oradaki ortam tam böyle doğanın içerisinde. Korna sesinin ve araba ışığının vurmadığı bir bölge, yer. Dolayısıyla tam yürümelik. Aslında Kıbrıs hala bütün beton çirkinliklerine rağmen çok güzel, sağlıklı yaşam için İdeal spor yapılabilecek bir yer. Ortam. Çünkü hala her şeye rağmen oksijen temiz bizde, hava temiz. Ama yapmaya çalışıyorum. Av benim hayatımda çok önemli bir şeydi, avcılık. 2008'den beri tek bir kuş vuramadım. Vurmak için gitmiyorum yani. Vurma. Ama ne yapıyoruz? 4 arkadaşız avcılar. İşte Kenan, biraz önce bahsettiğim Kenan Örgen, Salih Günhan ve Ersan Nuri. Bu sene hiç daha gidemedik. Vazgeçtik gibi geliyor bana.
Biz ava gidiyoruz, 15 dakika, 20 dakika yürüdükten sonra telefonlar çalışmaya başlıyor. Ben dönüyorum, mangalı yakıyorum falan gibisinden. bu da sosyal bir şeye dönüşüyor. Keyfe dönüşüyor. Anladım. Yani al tüfeği, git 15 kilometre yürü, zaten hafta içi istemeyeceksin. Yürü sadece. Yürü. Birkaç kez denedim. Aslında oğlum da çok meraklıydı. Ve denemeye gittik. Çıkıyorum, adam 5. dakikada benim 500 metre önümde ya da 1 kilometre önümde. Ben geri dönüyorum. Bu defa işte baba ne oldu baba gelmen baba falan hikayesi. Dedim olmaz yani, bu işi bu şekilde yapamayacağız. Her gün spora başlıyorum. Peki. Sabah ama akşam üzeri bırakıyorum. Peki. Dolayısıyla ben... ama şu önemli, yani şunu söylemek istiyorum. Gerçekten bırakmaması lazım insanın sporu. Bunun için söyledim. Yani bütün dünyada gittim, bazı ülkeleri gördüm ve mesela ben hayatımda kimseye haset etmedim, kimseye kıskanmadım, hiç umurumda olmadı, hiç rekabet etmedim kimseyle. Öyle derdim yok yani hiç. Yani hiç hırsım yok böyle bir şey için. Ama bir tek mesela bu sene Finlandiya Turizm Fuarı'na gittik. Yani eşime de söyledim. Ben hayatımda ilk defa insan kıskanıyorum. Çünkü buz gibi havada insanlar koşuya çıkıyor. Yürüyüşe çıkıyor ve bunun yaşam kalitelerini artırmak maksadıyla yaptıklarını da beyan ediyorlar. Bizim o yaşam kalitemiz olması lazım. Çok güzel bir evimiz var eşimle birlikte. İşte yürüyüşüm yatak odasından mutfağa, mutfaktan yatak odasına. Şimdi programın sonuna geldik. Arkadaşlarım beni aradıkları zaman eğer telefon uzaksa neredesin kardeş falan der. Derim kardeş akşam sporumu yaptım şu anda derim. Yani koltuktan o bir masaya kadar gidip gelmeden. Ben şöyle bir niyet ekeyim, programın sonuna geldik. Hani böyle şahane mangal tabloları anlattın ya, arkadaşlarının yanına giderken yürüyerek gitmeni dileyerek. Evet. Çünkü çok kıymetli hani bir spor. Bazen yaparlar ya işte bir manyaklık yapılır bir televizyonda da lütfen bunu evde denemeyiniz denir. Evet. Lütfen bunu evde denemeyiniz. Yani yok benim tarzım değil. Yani hayatında gezindik, çok teşekkür ederim. Evet. Gezindik, çok da sahiciydi, tam adına yakışan şekilde. Geldiğin için sağ ol. Çok teşekkür ediyorum ben. Sağ olun davet ettiğiniz için. Sağ ol. Değerli izleyenler, evet, bildiğimiz Serhat İncirli'nin bilmediğiniz yanlarıyla bir sahici sohbetlerin daha sonuna geldik. Bizi ağırladığınız için teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Yayında yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına ve bize stüdyoda ev sahibimiz olan Yakın Doğu İletişim Fakültesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın efendim.